Merhaba sevgili seyirciler. Münir Çikolatası YouTube kanalına hoş geldiniz. Çarşı ve pek karıştı bir tarafta Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan etrafında oluşan tartışmalar var. Bir fırtına koptu. Öbür tarafta da TÜİK'in müthiş bir itirafı var. Aşağı yukarı 2 yıldır, esasında daha fazla ama 2 yıldır çok belirgin bir şekilde enflasyonu hatalı ölçen TÜİK dün kalktı. Kendi içerisinde kapalı bir çalışma yapmış. Hissedilen enflasyon diye bir kavram uydurarak hissedilen enflasyonun %129,4 olduğunu açıkladı. Şimdi bakın bu %129,4'lük TÜİK itirafı çarşıyı çok karıştıracak. Şimdi ilk tepki işçilerden ve emeklilerden geldi. Zaten yıllardır bizim ücretlerimizi ve maaşlarımızı hortumladınız, buharlaştırdınız TÜİK verileriyle. Aradaki farkı kapatın dediler. Onun da üstünde duracağız sonra doğru ama ikinci bir tepkinin piyasalardan gelmesi lazım. Piyasalar şimdi hadi bakalım sil baştan. Bütün faiz tahminleri, bütün döviz kuru tahminleri, bütün piyasada oluşan faize dövizler, kurlar hepsi sil baştan olmak zorunda. Niye? Çünkü faizi biz enflasyona göre belirliyoruz. Döviz kurunun ona göre şekillenmesi lazım. Burada çarşı epey karışacak. Şimdi bunu detaylı gideceğim. Buna detaylı girmeden bir şey daha söyleyeyim. Hani enflasyon %129 dedi ya, ben de hani beni izleyenler bilir, 30 Aralık'ta bir video çekmiştim. Benim kendi ölçtüğüm enflasyonda 2023 için %129,92 dedim. ENAG %64,77 dedi 3 Ocak'ta. ENAG %127,21 dedi. TÜİK de 64,77 dedi. Benim %129,92 TÜİK'in hissettiğini tam olarak zaten göstermiş. Ben hissettiğimi değil yaşadığımı ölçüyorum diye geçelim. Enflasyon konusunu sonra tartışacağız. Yani biraz sonra geleceğim. Çünkü gerçekten önemli. Faiz ve kur seviyesi için. Ama şimdi bu Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı ne olacak? Gidecek mi, kalacak mı? Giderse ne olur, kalırsa ne olur? Merkez Bankası'nda Hafize Gaye Erkan başarısız mı? Günah keçisi mi? Kumpas mı kuruluyor? Bir kurban mı aranıyor? Faiz lobisi, daha doğrusu düşük faiz lobisi devreye mi girdi? Onları bir tartışalım. Şimdi ilk önce ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de her şeye inanmamayı öğrendim bu yaşa gelince. Yani her söylenene inanmamayı. Çünkü öyle kumpaslar kuruldu ki hani Fatih Camii'ni bombalayacaklardı deyip yani Ümraniye'de bulunan emekli astsubayların el bombasılarından başlayıp işte Genelkurmay Başkanı'na kadar uzanan bir komplo yaşadı Türkiye. Bunlara tanık olduk. O yüzden her an her şey olur. Burası Türkiye abicim diyelim. Ve şöyle diyelim. Gerçek de olabilir, kumpas da olabilir. Şimdi Hafize Gaye Erkan'ın babasının yaptıkları asla, eğer doğruysa, gerçekse, asla ve asla tasvip edilemez. İşin bir tarafı bu. Değilse bir kumpas vardır. Kumpas varsa niye vardır? Hafize Gaye Erkan başarılı mıdır, başarısız mıdır? Şimdi benim eski videoları izleyenler bilir. Yenilerde de kısa bir hatırlatma yapayım. Ben Temmuz ayında çektiğim bir videoda Hafize Gaye Erkan Hanım için 3 vakte kalmaz gider demiştim. Ama bunun sebebi hani babası böyle yaptı, öyle yaptı da değil. Doku uyuşmazlığı nedeniyle gider dedim. Çünkü niye doku uyuşmazlığı? Çünkü faiz arttırım kararlarına müdahale edilecek. Bir süre eder, rahatsız olurlar. İki, enflasyon, gerçek enflasyonla Merkez Bankası'nın uygulayacağı para politikaları hiçbir şekilde çakışmayacaktır. Gerçek enflasyona girip TÜİK'e göre davrandığı zaman zaten başarısız olacağını anlayacaktır, gidecektir. Mealinde bir konuşmaydı Temmuz ayındaki. Şimdi gelelim bu tarafa. Doğru işler mi yaptı, yanlış işler mi yaptı, hatalı mı değil mi? Şunu söyleyeyim. Bir kere ben Merkez Bankası, yani enflasyonla mücadele tek başına Merkez Bankası'nın işi değil. Maliye Bakanlığı'nın ve hükümetin harcamalar kısmının da
yaptığı tasarruflar önemli. Şimdi şuna bakıyoruz. Benim Merkez Bankası'na eleştirim neydi ilk geldiği zaman hatırlarsınız yine. Şimdi enflasyon TÜİK'e göre bile %60'lar seviyesindeyken böyle 8,5'tan 15'e çıkmaz faiz. Birdenbire bir 40'a gelin, sonra bir ay bakın, ondan sonra bir yüksek gidin diyordum. Kademe kademe gittiler. Şimdi bu tarafı benim eleştirim. Ama faiz arttırmak ve parasal sıkılaştırma yapmaktan başka bir elinden bir şey gelmez Merkez Bankası'nın. Ve sırf bununla enflasyonla mücadele edilemez. Enflasyonla mücadelenin ve yüksek enflasyonun ve Türkiye'nin itibarının kaybının temel nedenlerinden bir tanesi, yani hep bir tanesi demeyelim de şöyle diyeyim, bir ekonomik nedenler var, bir ekonomi dışı nedenler var. Ekonomi dışı nedenlerin en başında da hukukun çökmesi gerekiyor. Şimdi bu Merkez Bankası'nın kontrolünde değil. Yani Anayasa Mahkemesi kararlarını takmıyorum diyen bir cumhurbaşkanı ve diğer yüksek mahkemeler varken dışarısı da şöyle bir şüpheyle bakar. Buraya ben ne kadar fon götürebilirim, ne kadar yatırım yapabilirim. İki, şimdi sadece para politikası değil ki maliye politikasıyla da ilgili enflasyonla mücadele. Şimdi sizin bütçeniz, 2023 bütçeniz öngörülerinin çok üstünde açıklardı. 625 milyar lira bütçe açığı öngörmüşken 1 trilyon 375 bütçe açığı çıktı. Ama o da doğru değil. Gerçeği KKM yükünü hazineden aldılar, Merkez Bankası'na verdiler. Orada Merkez Bankası 41 milyar lira kâr eden Merkez Bankası 900 milyara yakın zarar etti. Onu yazın şeyin üstüne, bütçe açığının üstüne koyun. O görünmeyen bütçe açığı o. Görünmeyen faiz ödemesi o. O zaman bütçe açığınızda sizin 1 trilyon 375 değil, 2 trilyon 275 milyar lira olacak. 2 trilyon 275. Faiz ödemeniz 675 değil, 1,5 trilyon olmuş olacak. Gerçeği o. Zaten o oldu. Şimdi böyle bir bütçe açığının verildiği bir yerde Merkez Bankası'nın üstelik de nas var diye TÜİK'in yalan faizine rağmen nasıl enflasyonla mücadele etmesini bekleyebiliriz? Dolayısıyla burada enflasyonla mücadelede bir günah keçisi olarak görülmemesi lazım. Şimdi finans kesiminde bak öteden beri söylüyorum. İktisatçı veya ekonomist başka bir şey. Piyasa iktisatçısı veya finansçılık başka bir şey. Uzaktan yakından ilgisi yok. Şimdi bazı piyasacı arkadaşlar diyor ki işte Hafize Gaye Hanım görevden alınır, istifa eder, bilmem ne olursa ne olur. İşte biraz tabii güven sarsılır. Kısa bir süre CDS'ler düşer ama şimdi bazı arkadaşlar da diyor ki yok onun yerine diyor tekrar Naci Ağbal gelirse veya işte yardımcısı Cevdet Akçay gelirse piyasalar uçar. Niye uçsun? Allah aşkına siz nasıl spekülasyon yapma peşinde koşuyorsunuz? Neyin peşindesiniz? Yani şimdi Naci Ağbal gelecek, piyasalar uçacakmış. Niye uçsun? Yani Naci Ağbal gelince Cumhurbaşkanı ve hükümetin ve diğer yüksek mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararlarına uyacağını mı söyleyecek? Bir. İki, Naci Ağbal gelirse hükümet, Maliye Bakanı veya Mr. Şimşek, Mehmet Şimşek veya Cumhurbaşkanı ya biz çok fazla bütçe açığı verdik hadi biraz tasarruf edelim mi diyecek. Bu şimdi 2023'te bu kadar büyük açık verdiler. Biraz önce söylediğim. 2023'ten 2024'e giderken siz Merkez Bankası olarak %36 enflasyon hedeflemesi yapmışsınız. Orta vadeli programda da yine öyle bir enflasyon hedeflemesi yapmışsınız. Ama bütçeyi %85 büyütmüşsünüz. Vergi gelirlerini %115 arttıracağım diye hedeflemişsiniz. Nasıl bir enflasyonla mücadele olacak bu? Nasıl uçuracak Naci Ağbal bu bütçeyle? Yani Naci Ağbal geldi diye Cumhurbaşkanı ya tamam biz şatafattan vaz mı geçelim diyecek. İşte yandaş kayırmadan vaz mı geçelim diyecek. Bütçenin nerelere harcandığı malum. Şimdi mesela bir tane örnek vereyim. Sağlık harcamaları şişiyor. Peki sağlık harcaması olarak mı şişiyor? Hayır. Hastanelerde randevu bile alamıyorsunuz. Şehir hastanelerini kiralayan veya şehir hastaneleri işleten imtiyazlı şirketlere para transfer ediliyor.
Böyle bir sağlık harcaması var. Bundan mı vazgeçecekler? Otoyol köprüler, otoyollar, garantili havaalanları bundan mı vazgeçecekler Naci Ağbal gelince? Bu kadar gücü var mı Naci Ağbal? Adamı ya Merkez Bankası'nın damından atarlar Sierra Leone'de olduğu gibi. Şimdi yani o piyasayı yönlendiren arkadaşlar bir de diyorlar ki yok efendim bugün de bir banka çıkmış yabancı banka. İşte dolar 31-32 lira olur. Seçimden sonra da 29 liraya düşer. Hangi enflasyon? Şimdi geleceğiz. Şimdi Merkez Bankası'nın burada yani enflasyonla mücadele konusunda başarısızlığı söz konusu değil. Başarısı da söz konusu değil. Onu da söyleyeyim. Bu iş ikilidir. Merkez Bankası, Maliye. Burada Hafize Gaye Erkan ve babasının böyle bir davranışları varsa zaten faul. Ama öbür taraf bence günah keçisi yapılıyor. Burada düşük faiz lobisi yani inşaatçılar ve otomobilciler devreye girmiş olabilir ve tabii müsiyatçılar. Çünkü düşük faizle kredi, yüksek enflasyon döneminde düşük faizli kredi alıp karlarını patlatmaktan memnun olan bir kesim var ağırlıklı olarak müsiyat grubu. Onlar da böyle bir kumpasın bir parçası olabilirler ama gerçekte olur bu yani olabilir. Babasının yaptıklarını kabul etmiyorum. Bu arada şunu da belirteyim. Hafize Gaye Hanım'ın da benim konuşmaları izlediğini biliyorum. Hatta başka bir isimle de arada bir yorum yaptığını zannediyorum. Öyle bir şey var, bulgularım var. Şimdi gelelim enflasyon kısmına ve para piyasaları nasıl etkilenecek? Şimdi Merkez Bankası'ndaki bir yönetim değişikliği para piyasalarını etkiler ama uçurmaz yani öyle dedikleri gibi. Kısa bir süreli bir etkileşim olur. Ama burada esas TÜİK'in meselesi var. Bakın, TÜİK %64 enflasyonu gerçekte %129 hissedildiğini söyleyerek ENA grubun %127'lik ölçümlerini teyit etti, onayladı. Benimki kendi enflasyonumdu. Hani benim enflasyonum, benim ölçüm %129 tam ortadan vurdu ama hani benim ölçüm o beni ilgilendiriyor. Daha doğrusu ne diyelim kabul edilebilirliği piyasada yok. O ben ve beni sevenler değil. Ama ENAG'ın enflasyonunun teyit edildiği ortada. Benimki zaten teyit edildi. Benim ENAG arasındaki farkı da kısaca özetleyeyim. ENAG TÜİK'in sepetini kullanıyor. Ben ayrı sepet kullanıyorum. TÜİK'in sepetinde 2022 yılında gıda %25 ağırlıklıydı. 2023'te nasıl değiştirdi onu artık açıklamıyor. Benim sepette gıda %35 ağırlıklı. O nedenle benim sepetin daha doğru yansıttığını düşünüyorum. Enflasyonu daha doğru yansıttığını düşünüyorum. Şimdi bu TÜİK itirafının yani %129 olduğu esasında enflasyonun etkileri ne olacak? Şimdi ilk etapta söyledik ya konuşmanın başında işçiler, memurlar, emekliler haklarımızı çaldınız, paralarımızı gasp ettiniz, gelirlerimizi buharlaştırdınız. Bunların düzeltilmesi lazım dediler. Evet düzeltilmesi lazım. Oraya geleceğim. Ama esas olarak piyasada faiz ne olacak arkadaş? Şimdi Merkez Bankası faizleri arttırıyor. Şimdi 2 gün sonra yine gündeme gelecek. 42,5'tan 45'e çıkacak. Neye göre çıkacak? İşte beklenen enflasyon %36. İşte şu anda faizler %50 civarında oldu. Mevduat faizleri 50-55. İşte gelin paranızı buraya yatırın. Ama enflasyon da %36 olacak. Nereden olacak? %64'ten 36'ya olacak. Şimdi ne oldu ya enflasyon? 64 değilmiş ki. %129'muş. Şimdi kim inanacak sizin reel faiz verdiğinize? Yani %50 mevduat faizi %129 enflasyona göre reel mi? Yarı yarıya negatifse. Yarı yarıya. Yarıdan fazla negatif faiz. Yani önümüzdeki döneme bakacağız orada da. Önümüzdeki dönem beklentin %36 mı? %29'u, %129'u %36'ya nasıl düşüreceksin? Böyle bir bütçen varken bile
Yani 2023'ten 2024'e geçerken de bütçeni %85 düşürmüşsün. Nasıl bir enflasyon beklentin var? Kim inanacak? Şimdi senin negatif faiz, politika faizin ve Merkez Bankası'nın politika faiziyle enflasyon arasındaki negatif faiz makası devasa boyuta geldi. Onu artık 64'e göre değil, 129'a göre ölçüyoruz. 129 nereye doğru gider tahminine göre gidiyoruz. Bana göre gideceği yer 2024 yılında enflasyonun %140'lar seviyesindedir. %150 de olabilir. Mayıs'ta tekrar revize etmek kaydıyla söylüyorum bunu. Şimdi bu enflasyon itirafından sonra Türkiye'ye fon yani fon yöneticileri Türkiye'ye para yatırmayı düşünen fon yöneticileri ya bir dakika biz sizin TÜİK'inize güveniyorduk. Hadi biraz eleştirileriniz vardı ama o veriden hareket ederek faizleriniz üzerinde konuşuyorduk. Gelelim gelmeyelim. Ama sizin faizleri enflasyonunuz %64 değilmiş ki. %129'muş. Hani toplumdan itirazlar geliyordu bu seviyede diye ama biz TÜİK'e bakıyorduk. TÜİK bile %129 diyorsa dur bakalım biz bir düşünelim demeyecek mi fon yöneticileri? Peki kur nasıl oluşacak? Şimdi burada başından beri beni izleyen herkes biliyor. Olması gereken adil değer diye yani kurun olması gereken değerler. Şimdi bakın bir iki örnek vereceğim. Ben enflasyonu ölçüyorum %129 ölçtüm. Aynı zamanda ben dolarla da ölçüyorum enflasyonu. Dolarla Türkiye'de yani geliri dolar olan bütün herkesin ve işte ihracatçıların Türkiye'de yaşadığı, maruz kaldığı enflasyonda %55. Yani %129 Türk lirası geliri olanlar, %55 dolar geliri olanlar. Amerika'da dolarla yaşayanlar %3 enflasyona maruz kalırken Türkiye'de dolarla yaşayanlar %55. Çünkü bakın işte sırf maydanozdan gidelim. Mesela bir tane maydanoz bir yıl içerisinde %200 artmış. İşte kereviz bir yıl içerisinde %166 artmış. Zeytin bir yıl içerisinde %220 artmış. Yani totalinde %129 yani ağırlıklandırdığımızda ama şunu söylemek istiyorum. Kerevize karşı %166 değer kaybetmiş Türk lirası. Veya maydanoza karşı %200 değer kaybetmiş. Dolara karşı %57 değer kaybetmiş. Bakın %129 enflasyon varken dolar yıl başında 18.76'da 29 küsüre geldi yıl sonunda. Hani bugün 30'lar da hani yıl 2023'ü söylüyorum. Buradaki Türk lirasının dolar karşısındaki nominal cari fiyatlarla değer kaybı %57 ama reel olarak ne kadar? %129 enflasyon varsa demek ki olması gereken dolar seviyesi 29-30 değil. Öteden beri söylüyoruz ve şimdi TÜİK de bunu itiraf etti. O zaman döviz piyasaları o buna bakmayacak mı? O zaman olması gereken adil döviz kuru 18.76 yani 2023 yılı başındaki 18.76'yı %129 kadar hadi 3 puan da düş Amerikan enflasyonu %126 kadar arttırırsam 42 lira seviyesini buluyorum. Olması gereken adil değer 2023 sonu için 42 lira. Bunun üstüne eğer siz daha geriye giderseniz daha da şişer. Bunun üstüne siz döviz açıklarını, dış ticaret açıklarını da söyleyeceksiniz. Zaten bakın doların olması gereken kurun 29 lira olmadığını nereden söylüyoruz veya ne teyit ediyor bize? Bu son 2 yıldır uygulanan döviz baskılaması sonucunda dolar düşük kaldı. Türk lirası enflasyona göre daha değerli kaldı ve bizim 2 yıl önce yıllık 44-45 milyar dolar olan dış ticaret açığımız son 2 yıldır işte 2022'de 109 milyar dolar, 2023'te 106 milyar dolar oldu. Cari açımız 45-50 milyar dolarlara geldi oturdu. Neyle de kapıyoruz biz bunu? Kara parayla kapıyoruz. Her gelen paraya açtık kapılarımızı, gri listeye girdik. Kara parayla piyasalardaki dövizi dengelemeye çalışıyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey mi? Sırf bununla mı biz karşılaştık, dövizi tuttuk? Hayır.
kur korumalı mevduat diye saçma sapan bir şey uydurduk. Devlet almadığı borç için kur korumalı mevduat sahiplerine tam bir yılı da 1 trilyonun üstünde faiz ödedi. Yani kur farkı demeyin onun adına. Bal gibi faiz. Bakın maliyete bakın. Sadece bu yıl 800-900 milyar maliyeti var. 2 yılın toplamı 1 milyarı, 1 trilyonu geçiyor. Ben bu parayı niye ödedim? Kur aşağıda kalsın. Ben kur aşağıda kalsın diye başka ne bedel ödedim? 200 milyar dolar da Merkez Bankası'ndan veya daha fazlası arka kapıdan sattık. O 128 milyar doların dışında, o meşhur 128 milyar dolar var ya. 200 milyar dolar da onu sattık. Demek ki doğru bir seviye değil. Suni bir şekilde baskılamışız ve bu kadar da bedel ödemişiz. Şimdi o düşük faiz lobisi, aman müsiat lobisi, efendime söyleyeyim inşaat lobisi, krediler yükseldi, mal satamıyorum diye bastırıyor. Ama şimdi her görünen köyde kılavuz istemez. Enflasyon %64 değil. Enflasyon ENA grubun ölçtüğü gibi, benim ölçtüğüm gibi %129. %129 olan bir enflasyonda siz mevduat sahiplerine 55 puan faizi, 60 puan faizi nasıl verip ikna edeceksiniz? Nasıl ikna edeceksiniz? Soru bu. Dolayısıyla hani piyasalar karışacak derken bir kere beklenti faizleri, şimdi arkadaşlar oturacaklar şimdi, onlar şaşkın o. Finans iktisatçıları buna göre ağır sıcak para buradan gelir, biz dövizi de şöyle baskılarız, ilk oradan bir satarız. Şimdi bütün sil baştan bütün hesaplar. Şimdi birkaç gün içerisinde çıkar onların itirazları veya hayal kırıklıkları. Ama faiz bu seviye değil, döviz kuru da bu seviye değil. Faiz ve döviz kuru bu seviye değilse dışarıdan fon bekleyen Türkiye ne izah edecek dış piyasalara? İnanın merak ediyorum. Hafize Hanım kalırsa ne izah edecek? Mehmet Şimşek, Mr. Şimşek ne izah edecek bilmiyorum. Bu bir. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu Merkez Bankası Başkanı'yla ilgili. Şimdi onun kendisinden hani bu kumpas kurulur kurulmaz konuştuk ya. Şimdi Ankara'nın ya da yukarısının, yani Cumhurbaşkanı veya iktidar çevrelerinin rahatsız olduğu bir konu oldu. Neydi o? Ahmet Hakan'a verdiği bir röportaj. Şimdi biz bazıları çok eleştirdi ya, işte röportaj, işte ev kirası yüksek, ev bulamıyorum. İşte apartman görevlisi Sadık abi enflasyon. Ben o zaman bir konuşma yaptım. Esasında iki önemli gerçeğin altını çizmişti. İki önemli gerçeğin altını çizmişti. Bir tanesi, ben enflasyonu apartman görevlisi Sadık abiyle kontrol ediyorum derken TÜİK'in yanlış enflasyon ölçtüğünü üstü kapalı söyledi piyasaya. Bu doğru bir rakam değil. Ben de buna göre nasıl piyasa faiz belirleyeyim? Üstünde bu kadar baskı var. Ben onu o zaman anlattım. Bu mesajı piyasalar aldı ama duymazdan geldi, ama dağ tepesi bunu kenara yazdı. Ama ikinci bir şey var. Orada şunu söyledi. Ahmet Hakan konuşmanın manşetini oraya koymuş. Enflasyonla mücadelede halk daha ne kadar kemer sıksın dedi. Şimdi bakın, bu öteden beri bizim ve doğru düzgün, yani düzgün iktisatçıların diyelim öne sürdüğü bir tezi kabul etti. Mehmet Şimşek ne diyordu? Enflasyonla mücadele için halkı daha fazla kemer sıktıracağız. İşte ücretleri arttırmayacağız, maaşları arttırmayacağız. Emekli maaşlarını aşağıda tutacağız. İşte geçmiş enflasyon değil, gelecek enflasyon diye. Biz de o zaman yırtındık. Dedik ki bakın kardeşim, milli gelirden aldığı pay reel olarak düşüyor işçi sınıfının da, emeklilerin de. Reel olarak aldığı pay düşen bir kesime senin yaptığın zam yine reel olarak hala kaybı karşılamıyor. Ve yani şöyle özetleyeyim. 100 liraydı benim 2023 Ocak ayındaki maaşım. Şimdi bu enflasyonla gelmiş 70 liraya.
Şimdi sen ona bir zam yapmışsın. Pardon, 30 liraya. Ben 100 birim yerine 30 birim tüketim yaparken yeni zamla birlikte 60 birim tüketim yapıyorum. Ama gerçek talebim benim hala yüzdeydi. Yüzden aşağıda duruyorum hala. 30'a düştü, 60'a çıktı. Ama 100, bu artış, aşağıda kalan artış enflasyon yaratmaz ki. Benim milli gelirden aldığım reel olarak payım düşmüş. Alım gücü düşen bir kesimin talebi enflasyon yaratmaz. Enflasyonu yaratan başka bir şey. Bir tanesi sizin bütçe açıklarınız, bütçedeki şatafatınız, karlardaki büyük patlama. İkincisi, düşük gelir gruplu tasarruf edemez. Ama yüksek gelir gruplu tasarruf edecekken sizin bu yanlış faiz politikası nedeniyle tasarruftan vazgeçen yüksek gelir grubu talebini patlattı. Konut satın almaya başladı. İhtiyacı olmadığı şekilde sürekli araba satın almaya başladı. Dayanıklı tüketim malları almaya başladı. Onlar talebi patlattı. Talebi patlatan ikinci bir şey, Türkiye'yi kara parayla ayakta tutuyorsunuz. Giren kara para talebi patlatıyor. Bizim, yani emeklinin, işçinin, memurun harcaması talebi patlatmıyor. İşte biz bunu defalarca söyledik. Hafize Gaye Hanım da Ahmet Hakan'a verdiği röportajda dedi ki, enflasyonda mücadelede daha halk ne kadar kemer sıksın? Yani bizim söylediğimizi değil ediyor. Bizim söylediğimiz cepheden konuşuyor. Ben şimdi bu durumda onu niye eleştireyim? Burada topu Cumhurbaşkanı'na ve Mehmet Şimşek'e atıyor. Siz bütçenizi kontrol edin. Bütçeyi kontrol edemezseniz enflasyon kontrol altına alınamaz. Sadece Merkez Bankası'ndan beklemeyin diyor. Şimdi bir başka etki vardı bu enflasyonla ilgili. Ben bunu televizyonlarda anlattım. İşte 12.com.tr haber sitesinde de yazdım. Ama burada da hemen bir kısaca tekrarlayayım. Nedir? Şimdi TÜİK'in enflasyon açıklaması itirafı sonuçta emeklinin, memurun, asgari ücretlinin gelirlerinde çalınması anlamına geliyor. Buharlaştırılması anlamına geliyor. Ne olması lazım? Bakın burada yalnız ne olması lazımın yanında bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen onu da dinleyin. Şu. Şimdi ben sadece son yıl değil, son 2 yıldır TÜİK zıvanadan çıktı. Son 2 yıldır, yani 2021 Eylül'ünde faiz indirmeye başladılar. Sonra kur patladı falan. 2000 Aralık'ta işte KKM. 2022-2023 enflasyonunun, TÜİK'in enflasyonunun gerçek enflasyonu. Uzaktan yakından ilgisi yok. Ne açıkladı TÜİK? 2022'de 64.27. 2023'te de 64.77. Peki Ene Grup 2022'de ne açıkladı? %137. Ben de 2022'den beri ölçüyorum. Ben de 2022'de %200,15 açıkladım. Sonra 2023'te Ene Grup %127, ben de %129 açıkladım. Şimdi bunu, yani gideri, daha doğrusu kaybı nereden ölçeceğiz? 2022 Ocak'tan ölçelim diyorum ben. Oradan aldım. Nereden alırsanız ona göre değişir. Ama dengelerin iyice bozulduğu an orası. Şimdi 2022 Ocak ayında asgari ücret 4.253 lira. 4.253 lira. Bunun üstüne Enak'tan gidelim. %127'lik 2022 zammını koyduk. Bunu geldi 10 bin küsura. Bunun üstüne bir de %127,21'lik 2023'ü koyduğunuz zaman 23 bin liraya geliyor. Demek ki 2022 Ocak ayındaki 4.250 lira enflasyonla 2023 sonunda, bakın 2024 başı değil, 2023 sonunda 23 bin lira oluyor. Olması lazım. Ne olmuş 2023 sonunda? Ne vermişiz biz? 11.402 lira. Yani iki katı
daha yüksek olması lazım 2023 sonunda. Peki 2024'e girdik. 2024'te de enflasyon yaşayacağız. Şimdi burada da iki ölçü var. Ya şeyi alacağız. Hükümetin yeniden değerleme oranı %58 kadar arttıracağız. Ben hani biraz daha aşağıdan başlıyorum ama 58 de arttırılabilir, makuldür. %36 mı hedef, enflasyon hedefi 2024 için? Onu kabul edelim. Eğer daha fazla artarsa sonuçta telafi etmek kaydıyla, o zaman 23 binin üstüne bile %36 2024 zammını koymam lazım. Çok da övündünüz, 2 yıldır ekonomimiz büyüyor, şaha kalkıyor işte. 2020 %5,5 büyüdük, %4 büyüyoruz falan. %10'da 2 yıllık büyüme payını koyalım. Demek 34 bin lira. Asgari ücretin olması gereken seviye 34 bin lira. Benim ölçtüğüm enflasyon 2022 yılında enakta makas yüksekti. 2023'te eşit gittik. Yani %127 ve %129. Ama 2022'de enak %137 idi. Ben %200'düm. Benim hesabımdan gidersek de olması gereken seviye 43.800 lira. Yani 34 bin de olabilir, 43 bin de olabilir. İki ayrı enflasyondan ortasını bul. 35 de 40 de. Şimdi çüş der misiniz? Demeyin. Demeyin, dinleyin. Demeyin, dinleyin. Çünkü şu, bu söylediğim seviye bir maaş zammı değildir. Asgari ücret zammı da değildir. Bu söylediğim seviye asgari ücretin 2022 yılındaki 4.250 liralık alım gücüne getirilmesidir. Peki Türk sanayi 2022 yılında batıyor muydu 4.253 lira asgari ücret öderken? Veya Türk iş dünyası 4.250 liralık asgari ücrete batıyor muydu? Hayır, son 2 yıldır hem ücretin baskılanması, enflasyonla eritilmesi, hem düşük kredi faizleriyle görmedikleri, hayal edemedikleri karları yaşadılar. Benim söylediğim şimdi bu 40, yani 34 bin lira ile 44 bin lira arasındaki seviye esasında 4.200 liraya gelmek demektir. Batırmaz, ağlamasın kimse. Bir başka örnek ve daha gerçekçi bir örnek. Bundan 2-3 gün önce, Türk metal, yani metal iş kolunda toplu sözleşme yapıldı. Mavi yakalılar için ortalama ücret 80 bin lira oldu. 80 bin lira. Yani otomotiv endüstrisi ağırlıklı Türk metalde fabrikalar 80 bin lira ödeyecek. Batacak mı? Hayır. Hayır, batmayacaklar. Çünkü niye? Bakın. Bu 80 bin lira, bu ortalama ücretten bahsediyorum. Ortalama ücret 80 bin lira ise asgari ücretinde 40 bin lira olması çok normaldir. Çok normaldir. Şimdi otomotiv endüstrisine bakalım. Türkiye'deki otomotiv endüstrisindeki çalışan işçiler aynı marka, yabancı sermayeli fabrikalarda çalışıyorlar. Burada Türk ortak da var, yabancı ortak da var. Aynı marka, aynı model otomobil. Almanya'da da üretiliyor, İspanya'da da üretiliyor, Fransa'da da üretiliyor, İtalya'da da üretiliyor. Ve Avrupa'da otomobil işçisinin aylık ücreti 4.000 euro. 4.000 euro. Bizdeki 80 bin lira nereye geliyor? 2.200 euroya geliyor. 2000 küsur euroya geliyor. Dolayısıyla buradaki otomotiv fabrikasının veya işverenin ödeyeceği ücret Avrupa'dan aşağıda ve zaten o fabrikanın sahibinin bir kısmı da ortaklarından bir kısmı da yine zaten Avrupalı. O fabrika Avrupa'da da ücret yapıyor. O zaman bu şu soru devreye girecek. Peki verimlilik ne? Yani Almanya'da 4.000 veya işte Fransa'da 3.500 euro alan, İtalya'da 3.000-3.500 euro alan işçinin verimliliğiyle
Türkiye'de 2000-2200 euro olan işçinin verimliliği ne derseniz, ben son bir yılın üretimini karşılaştırmadım ama 4 yıl önce yine böyle bir toplu sözleşme veya 2 yıl önceki toplu sözleşmede bir kıyaslama yapmıştım. Türk işçisinin verimliliği biraz daha yukarıdaydı. Daha yüksek verimlilikti. Yani demek istediğim şu ki, o toplu sözleşmede ortaya çıkan 80 bin lira ücret seviyesi, ortalama ücret seviyesi, Türk metal iş ve otomotiv sektöründeki işvereni batırmıyor. Aksine daha da iyi. Yani Avrupa ile kıyasladığı zaman daha rekabetçi bir halde. Ve zaten son 2 yılda çok ciddi kârlar arttı. O nedenle kimse oturup ağlamasın ya, biz 47 bin verirsek olmaz. Bakın tekrar ediyorum. 17 bin liralık ay 17 bin liralık asgari ücretin olması gereken seviye ENAG grubunun hesabına göre, yani enflasyon hesabına göre 34 bindir. Benim 2022 çok yüksek olduğu için 43 bindir. Hadi benimkini 40'a düşürelim. 34 bin ile 40 bin lira arasıdır. Şimdi buradan gelelim emekliye. Şimdi emeklinin bir kere asgari ücretle eşitlenmesi, hatta AKP iktidara gelmeden önce %40 fazlasıydı. Fazlası olması lazım. O nedenle emeklinin de 10 bin lira değil, yine en az, eğer asgari ücretle eşitlenecekse, 34 bin 40 bin lira arası olması lazım. Asgari ücretin bir gıdım üstü olacaksa 44-45 bin olması lazım. Razı olmayacak daha altına. Olmaması lazım. Ve şunu söyleyeyim. 2024 bütçesinde emekliler için ayrılan pay verilen 10 bin liranın üstünde. Bu parayı koydular bütçeye, 2024 bütçesine. %155 civarında bir artış var emekli harcamaları bölümünde. Bu seviyede bir artış yapmadılar. Neden? Ya başka bir yere kaydırıp emekli ücreti diye gösterip, maaşı diye gösterip başka fasıllarda harcayacaklar. Eskiden yapamazlardı ama şimdi yapıyorlar. Ya da biraz seçime kala bir seçim rüşveti verecekler. Ama verilecek seçim rüşveti 3 bin, 4 bin, 5 bin yetmiyor TÜİK'in bu açıklamasından sonra. Onlar artık itiraf etti. Emeklilerin olması gereken minimum 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 rakam 34-35 bin liradır. Benden söylemesi. Evet, çarşı çok karışacak. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.